değerli izleyiciler, bugünkü Sanat Sokağı programımızda konuğumuz Bakican Evkaralı. Kendisinle güzel bir röportaj yapacağız inşallah. İlk önce sizi tanımayanlar için Bakican kimdir, neler yapar, ne işlerle uğraşır, bunları alabilir miyiz? Benim ismim Bakican Evkaralı. 1979 Denizli doğumluyum. Niğde Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitelerini bitirdim. Haliyle turizm sektörü içerisinde turizm eğitimi aldım. Ama daha çok benim yaşadığım yerdeki imkansızlıklar nedeniyle birazcık kendi kabuğunu yırtan ve kendi zincirlerini kıran bir yapım vardı. O yüzden de ilkokuldan bu yana hep tiyatro sevdası, yazma sevdası benim içerimde yer aldı. Ve en sonunda da hani hayallerimin içerisinde memlekete hizmet edebilen bir insan yapısı vardı, bir formatı vardı. Çok şükür bu zamana kadar da verdiğimiz mücadele ne kadar zor olsa da ki o yollardan geçtikçe bir şeyler öğrendik. Bu seviyede Denizli'yi temsil eden bir kişilik haline geldi. Çok da şükrediyorum bu halime. Evet Bakican Bey, ikinci sorum da şu olacak size. Genelde yazarların kitaplarını nasıl yazdıkları hep merak konusudur. Yani nelerden ilham alırsınız kitap yazarken, ne düşünürsünüz veya kurgulayarak mı yazarsınız yoksa ilhamın gelmesini mi beklersiniz kendi açınızdan? Farklı türlerde yazdığımız için haliyle onların da değişik yöntemleri var. Şimdi şiir konusunda özellikle hayatın içerisinde yaşadığınız doygunluğu kelam olarak karşı tarafa hissettirebilmek noktasında tabii ne olacak? Ben kalbe üflenmeyen o kelamı kalemime almıyorum. Hissettiklerimi tamamıyla karşı tarafında yoğun bir şekilde hissedebilmesini istiyorum. Öykü yazarken tabii gözlem noktası var. İyi gözlemleyebilmek lazım. Halkın nabzını tutabilmek ve onların derdiyle dertlenip aktarabilmek gerekiyor. Romanlarda romanımı yazarken mesela şey var, kurgu noktası mükemmel ötesi bir hayal gücünüz olması gerekiyor. Her zaman için belki bu hayal gücünü ortaya koyamayabilirsiniz ama en güzel şekli şu, bir sıra, bir plan dahilinde gidebilmek en güzeli ve verebildiğinizi tamamıyla verebilmektir. Onun dışında da hikaye formatı noktasına hiç girmedim bu zamana kadar. Belki de ileriki çalışmalarda yeni çalışmalar çıkabilecektir. Onun dışında hani özel bir yer yazdığım, özel bir zaman içerisinde yalnızlığı yoğun yaşayan bir insan olduğum için haliyle gece yazıyorum. Gece daha büyük bir ilham kaynağı oluyor benim için. Ve mümkün olduğunca da hissiyat noktasında zaten en güzel şekliyle yazıyorsunuz. Şiirlerinin uzun olduğunu söyler insanlar ama ben o anda hani tasavvufta vardır bir cezm halinde kendini kaybedercesine yazdığım için en son noktayı koyduğumda bir oh deyip şiirin bittiğini o an anlayabiliyorum. Peki Bakican Bey, ben şunu da çok merak ediyorum. İlk kitabınızın Ellerim Sen Kokuyor, Sevgili olduğunu biliyorum. Bu kitap sürecinde neler yaşadınız, ne gibi sıkıntılar atlattınız veya basım sürecinde maddi imkansızlıklardan dolayı bir şeyler oldu mu? Hani bu tür şeyleri bizlerle paylaşır mısınız takipçilerinize? Şimdi Ellerim Sen Kokuyor Sevgili, kimsesiz çocuklar için çıkan bir kitap. Ve bu kitabı ortaya çıkarmak için yani hayalim şuydu. Dedim ya memleketi en güzel şekliyle temsil edebilmek. Tabii bu imkan noktası çok önemli. Maddi bir yapınız yok ise, desteğiniz yok ise bunları kendi çabanızla yapabilmek o kadar zor ki. Evet. Belki de bir yazarın hani kendi hayatında o süreçlerden geçmesi gerekiyor. Ben o süreçleri doya doya yaşadım. Çünkü neden? Küçük bir köydesiniz. Kendi arkadaşlarınızla, kendi yaşadığınız insanlardan biraz daha farklı düşünüyorsunuz. İstedim ki şiir dünyayı sarsın sevgiyle birlikte ve insanlara fayda sağlasın, güzellikler getirsin. O yüzden tabii annesiz babasız çocukları düşündüğüm zaman diliminde çok üzüldüğüm noktalarıydı. Bizler haliyle hani büyüklerimize sağlık sıhhat versin Rabbim. Ha. Gerçekten çok önemli hayattayken değer bilebilmek ve onları düşündüğüm için istedim ki böyle bir şiirle çıkayım. Şiirin sevgisi dünyayı sarsın ve o insanlara, o çocuklara bir umut olsun. Ben çok zorluklarla okudum işin açığı. Maddi nedenle çok sıkıntılar çektim. Tabii bu imkan meselesi. Haliyle sektörün içerisine girdiğinizde anlıyorsunuz. Maddi
desteğiniz ve yapınız yok ise bu sektörde ayakta kalabilmek için hem yayıncı açısından hem yazar açısından çok zor. Ve şöyle bir şey var. Ben bu kitabı ortaya çıkarırken cebimde çok fazla bir şeyim yoktu. Haliyle cebindeki çay parasını köy çocuklarına şiiri, tiyatroyu, sinemayı sevdirmek için uğraşan ve harcayan bir yapım olduğu için nasıl çıkacağımı da bilmiyordum. İşte bu süreçleri yaşayarak artık yazar danışmanlığı yapar hale geldim. Ve ilk çıkış noktası o kadar zorlandım ki maddi kaynaklarda en son şunu düşündüm. Çalıştığım bir işim var sonuçta. Elde ettiğim imkanlarım var. Rabbim 30 senedir benim dedim ben rızkımı veriyor, beni bir şekilde doyuruyor, ihtiyaçlarımı gideriyor. Ben dedim ben onun için en azından böyle kutsi bir yola çıkacaksam onun için iki maaşımı niye vermeyeyim diye düşündüm ve yola çıktım. Fakat yola çıktığım zaman dilimi içerisinde de şu da çok önemli. Bir rehberiniz olduğu zaman işler daha da kolaylaşıyor. Benim önümde bana yardımcı olabilecek, yol gösterebilecek kimsem yok. Ve haliyle araştırmaya başladım. Birçok yayın eviyle görüştüm, birçok yayın eviyle irtibat içerisine girdim. Ve en son noktada ilk etapta sokak kitaplarından çıktı benim kitabım. Ve o süreçte de öğrendiğim çok güzel şeyler oldu. Ondan sonraki zaman diliminde de insanlara yazar danışmanlığı yapma seviyesine getiren noktası. Bu sektörün içerisinde ayağımıza o kadar dikenler battı ki biz de artık bundan sonra o yazar sevdasına tutulan kişilerin o acıları çekmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel bir projeyle yola çıkmışsınız. Allah daha da nice böyle projeleri sizi daim etsin. Ülkemizin yazarları da nice böyle projelere el atsınlar. Tabii ki köy çocuklarının okudukları yerlerde imkansızlar, kütüphaneler yok. Hala bu devirde dahi bazı o köylerde, okullarda kütüphaneler yok. İnşallah bu yolda Allah sizi daim kılsın diyeyim ben. Diğer sorum da şu olacak size. Elifname gerçekten çok büyük bir başarı yakaladı ülke çapında. Sizi Facebook'tan takip edenler, Instagram hesabınızdan takip edenler de görecektir. Her gün bir imza günündesiniz, her gün bir etkinliktesiniz. Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ellerim Sen Kokuyor sevgiyle bir sosyal sorumluluk projesi gibiydi evet. Ama Elifname bir anda nasıl böyle bir tiraj yakaladı? Hani siz bunu bir yazar olarak, bir yazar danışmanı olarak neye bağlıyorsunuz? Şimdi bu süreçte yazmaya devam ederken bir taraftan da haliyle benim üniversite yıllarında beden dili, 2002 yıllarında kişisel gelişimin daha ortaya çıkmadığı dönemlerde beden diliyle ilgili bir araştırma yaptım. O araştırmada tamamıyla Türkiye genelinde yankı uyandıran bir çalışmaydı. Hatta literatürlere alındı. Denizli bunu bilmiyor işin açığı ve özellikle de hani bu eğitimleri kendi hizmet içi eğitimleri vermeye çalışan kurumlarda da kullanıldı çok güzel bir şekilde. Ve ben de haliyle bunu gene aynı amaç doğrultusunda devam ettirdim. Yani memleketimizin içerisinde ne kadar nitelikli nesiller yetiştirirsek o kadar güzel olur. Evet. Kendisini ifade edebilen, yazabilen ve çok güzel bir şekilde kişilerin karşısına çıkıp konuşabilen bir nesil yetiştirmemiz lazım düşüncesiyle. Ben o beden dili eğitimlerime kurumlarda olsun, diğer şeylerde olsun devam ederken bir taraftan da dinlenmek için yazıyorsunuz. Evet. Ve aynı sosyal sorumluluk projesinde Seccadem Aşkım ve Ben diye bir kitap çıkardım ama dedim ya bütün imkanlarınızı bunu harcadığım için artık ben bittim. Hatta o şiirlerim dergilerde, İstanbul'da dergilerde yayınlanıyor falan. Bu taleple gelen insanlara dedim ki benim gücüm yok arkadaşlar. Benim o kitabı ortaya çıkarabilecek maddi gücüm de yok. Artık haliyle yoruldum da. Çünkü ilk İstanbul'da başladı benim imza günleri. Büyük Fuar'da, TÜYAP'ta yaptım. TÜYAP'tan sonra devam etti ve Denizli'yi ne kadar güzel temsil edebileceğim diye bütün maddi kaynaklarını seferber edip kendi çalışmalarınızı da ortaya koyuyorsunuz. En son hatta hala dün gibi hatırlıyorum. Yani Elifname bittiğinde ben bunu yayın evlerine gönderdim. Ve şey dediler, iki hafta sonra haber geldi. Baki Bey sözleşmeyi imzalamak için sizi İstanbul'a bekliyoruz. Ama o bilgisayarın başına o gönderirken yaptığım şey şuydu. Allah'ım ben kullarınla uğraşmaktan yoruldum. Beni anlayabilecek insanları karşıma çıkar. Ben de ona göre en güzel şekliyle elimden geleni yapayım diye bir dua etmiştim.
İstanbul'a buyurun gelin dediler. İstanbul'a gideceksiniz de şimdi her şeyinizi bitirdiniz. Evet, imkansızlıklar da var. Ben artık gelemeyeceğimi belirttim onlara. Orada bir bakicam var dedim ben. Lütfen siz orada kendiniz gibi yapabileceğiniz en güzel şekliyle ortaya çıkaralım. Ve çok komik bir yazarın başına gelebilecek çok komik bir anekdot. Yani İzmir fuarına gittiğimde ellerim sen kokuyor için gittim. Yani gene aynı sosyal sorumluluk projesinde gittim. Bu arada yayın evi bana dedi ki kitabınız İzmir fuarına yetişmeyebilir. Tabii yazar bir arkadaşımla beraber, o da Denizli, beraber gezerken baktım, kitaplara dedim ben, bahar gelmiş, ne kadar güzel. Tabii yayın evine doğru yaklaştığımda baktım Elifname'yi gördüm ve ismimi gördüm orada. Sonra tabii oradaki arkadaşlar beni tanımadığı için, İstanbul'a gitmediğimden dolayı onların yanına yaklaştım. Dedim bu kitaplar yeni mi çıktı, hayırlı olsun, çok güzel olmuş, bahar gelmiş. Bu Baki Evkaralı kimdir dedim ben. Dediler ya hocamız anlatmaya başladı oradaki kişi bildiğince. En son memnun oldum dedim ben. Bakican Evkaralı dedim. Haliyle ondan sonraki zaman diliminde de onlarla da kaynaştık. Şimdi Elifname'nin hani Türkiye genelinde bu kadar ses getirmesinin sebebi sevgi. Sevgi. Yani şöyle bir de daha özel anılarınıza girdiğiniz için bu soruyu sormak istiyorum. Hep merak etmişimdir. İnsanların böyle kendi öz bir korkuları olur, mutluluğu olur, sevinçleri olur. Yani sizin hayatınızda size en çok ne korkutur veya ne sevindirir veya ne hüzünlendirir? Bu konu hakkında bizimle özel bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Şimdi korku noktasında şey var. Hani gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyorum. Eyvallah. Bu bir gerçek. Onun dışında işimiz gönül işçiliği olduğu için şiir dinletilerine de gidiyorum haliyle. Orada şiirleri insanlara okurken şu var. Onları en yoğun şekliyle hissettirebilmek sevdası var. İşte bunu hissettirememekten korkuyorum işin açığı. Anladım. Peki mutluluğunuz nedir? Hani neden çok mutlu olursunuz? Yani kitabınızın okunmasından mı veya sizi bir yazar olarak imza gününe çağrılmasından mı veya el herhalde yolda yürürken Bakican abi deyip birinin durdurması mı? Sizce bu üç sorudan hangisi sizi daha çok mutlu eder bu anlarda? Beni en çok mutlu edenlerden biri tabii ilk emir oku. O yüzden çaba sarf ediyoruz. O yüzden insanların derdini, hani bir Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmesi sebebini ortaya çıkarabilmek açısından çaba sarf edip yazıyoruz. Okunması tabii mutlaka, kitapların okunması sadece benim değil. Gerçekten çok güzel yazılan eserler var. Bütün eserlerin okunması beni çok mutlu eder. Tabii ki haliyle bizim yazdıklarımız da bir gönüle daha ulaşabilirse bizim için mutluluk kaynağını biraz daha artırıyor. Onun dışında da bir çocuğun gözündeki tebessüm, o yüzündeki tebessüm, gözündeki ışıltı bana yeterli olan mutluluk kaynağı. Tabii ki her çocuğun gülümsemesi bütün insanlığı mutlu eder. Şu anki ülkemizde de yaşanan durumlar zaten ülkemizin dışında yaşanan durumlar belli. Ben size bir de şu soruyu sormak istiyorum. Bu dünyada eğer tekrar gelseydiniz bu dünyaya, ne? Tekrar yazar olmak ister miydiniz? Tekrar misal ellerim sen kokuyor sevgili çıkar mıydı? Niyet ettim aşka çıkar mıydı? Elif Navi çıkar mıydı? Hani böyle kitaplar yazar mıydınız? Tekrar bir seçim hakkı verirse en başa dönseniz ne yapardınız? Yani Bakican Evkaralı olarak devam mı ederdiniz? Yoksa başka bir Bakican mı olurdunuz? Tekrar yazar olarak doğmak isterim. Yani olmak evet. Noktası mutlaka şey, insanlar kendi gönlündeki şaire ve yazara el uzatabiliyor ise, onu ortaya çıkarabiliyorsa bu güzel bir olma sebebidir. Ama gerçekten olmakla da değil, aslında o fıtratla doğmak lazım. Peki size şunu sormak istiyorum. Bu kitap aşamalarında, kitap yazma ve çıkarma aşamalarında Denizli yazar olarak Denizli belediyelerinden veya sivil toplum örgütlerinden veya halkından bir destek aldınız mı veya bir destek gördünüz mü? Bu zamana kadar hiçbir yerden destek almadım. Haliyle
Türkiye Yazarlar Birliği üyesiyim. Yazar bir üyesiyim. Egeli Araştırmacı ve Yazarlar Birliği üyesiyim. Tabii bizim kendi dernek faaliyetlerimiz içerisinde şiir dinletileri, imza günleri mutlaka düzenlendi. Ama onun dışında gönül isterdi ki değerli büyüklerimiz bu keşfi ortaya çıkarabilsin ve gerçekten imkan noktasında birlikte daha güzel şeyler yapabilelim. Ama işte bir süre sonra artık bırakmak zorunda kalıyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü maddi noktada da bu zamana kadar hep kendi imkanlarınızla çaba vermişsiniz. Hiçbir desteğiniz olmamış ne belediyelerden ne başka yerlerden olsun. O yüzden de bir süre sonra artık böyle bir inzivaya çekilme hali içerisine giriyor insan. Tabii ki belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, genç yazarlara sizin gibi değerli üstad diye tabir ediyorum ben. Siz ne kadar bunu kabul etmek istemeseniz de tevazunuzla destek vermesini gerektiğini ben her yerde söylüyorum, yazıyorum kendi sayfalarımda da. Peki Niyet Ettim Aşka'dan sonra bu ilk son kitabınız değil mi? Evet, son kitabım. Evet, bu son kitabınız bunun hakkında birçok ile imza gününe gittiniz. Evet. Birçok ilde ben sizin fotoğraflarınızı gördüm, röportajlarınızı izledim. Peki bu Niyet Ettim Aşka'dan sonra yeni bir kitap var mı? Yeni bir şeyler yazıyor musunuz? Şiir kitabı, roman olur, kurgusal roman olur, deneme olur. Herhangi bir şey yazıyor musunuz? Şu an için elimde 3 tane dosyam var. Oo, muhteşem. Biri büyük ihtimalle şimdi Kasım ya da Aralık gibi Aralık'ta. Sözünü verdiler ama tabii bu işlerin aksama durumları da olabiliyor. Ömrüme Yazdım Seni isimli bir eserimiz geliyor. Hatta bunun için Facebook'taki kendi kişisel sayfamdan Facebook'ta Vakican diye bir sayfam var. Orada yoğun bir şekilde paylaşım yapıyorum. Okurların da fikirlerini alıyorum. Böylelikle de bir sinerji ortaya çıkıyor. Onun dışında Aşk Dua Olsun diye bir çalışmamız var. O da hakikaten biraz spiritüel bir çalışma. Kişisel gelişim ve spiritüel. Onun dışında da bir tane romanım var. Aşkı Ölüm. Aşkı Ölüm. Evet. Aşk ve ölümü anlatan, kısa kesitler sunan bir roman. Çok da güzel. Hakikaten değerli okurlarımıza şimdiden söylüyorum. Mendillerini hazırlasınlar. İnşallah ben o zaman tekrar kitaplar çıktığında da sizi buraya konuk almak çok isterim. İnşallah. Ben size her zaman röportajlar yapmak isterim kendi adıma. Peki son olarak bize söylemek istediğiniz, takipçilerinizi iletmek istediğiniz, Sanat Sokağı izleyicilerini iletmek istediğiniz bir mesaj veya bir söyleminiz var mı? Bir de son olarak sizden bir şey isteyeceğim. Buyurun. Cümleniz bittiğinde bize Vazgeçtim şiirini okuyabilir misiniz? Tamam, inşallah. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle beni bu güzel programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten Denizli'ni keşfedemediğini bu güzel programlar sayesinde en azından keşfediyorlar. Amacımız da. Onun dışında da hakikaten sanata ve sanatçıya verdiğiniz değerle, hizmetinizle gerçekten yoğun bir emek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bütün yazarlar adına. Ve onun dışında şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğunca memleketimizde yazma sevdalısı olan bir sürü gencimiz var. Onlara ulaşalım. Atölyeler açılsın, sinema, tiyatro ve yazma alanında olsun bunlar ki. Bunların başında da haliyle hani bu iş için emek veren, gönül veren kişilerle de istişare edilsin. Ve çok güzel şeylerin ortaya çıkacağını, Denizli'nin gerçekten sanatı dolu dolu yaşayan bir yer ve örnek alınan bir yer olacağına inanıyorum ben. Onun dışında da Vazgeçtim'den kısa bir bölüm okuyayım en azından. Çünkü Vazgeçtim beni dünyaya tanıtan şiir oldu. Ben de çok seviyorum. Değerli izleyenlerimiz için de inşallah. İnşallah. Vazgeçtim üzüm karası gözlerinden. Masallar kadar tatlı sözlerinden vazgeçtim. Kiraz kırmızısı çatlak dudaklarından. Bana senin kokunu getiren rüzgarlardan. Seni hatırlatan. Bütün şarkılardan vazgeçtim. Umudumun bittiği yerlere güller dikmekten. Her acı cigaramın sonunda of çekmekten. Hayatı sen diye yaşamaktan vazgeçtim. Devamını inşallah
başka bir programda veya YouTube'dan Bakican adlı bir kanalınız evet, var zannedersem. Var, daha önceden çıktığınız canlı yayınlarda okuduğunuz canlı şiirleriniz var. Oh, İnşallah takipçilerimiz de oradan bakıp izleyebilirler. İnşallah, ben, benim ricamı kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sanat Sokağı adlı programa geldiğiniz için teşekkür ederim.